Evet dostlarım. Geldik şimdi köklü sayıların ikinci kısmına. Bölmeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler öğreneceğiz bu videomuzda. Odaklanmayı bir ayarlıyorum hemen. Çok güzel. Ve başlıyoruz sorularımızı, konumuzu öğrenmeye. Bölmede bakalım neler varmış. Diyor ki bölmede. Şimdi iki tane köklü sayıyı birbirine böleceksen diyor. Aynı çarpmadaki gibi. İçeridekilerin aynı olmasına gerek yok. Toplama ve çıkarmada olduğu gibi. Sadece dereceler eşit olsun sana yeter. Bölmeyi yapabilirsin. Nasıl yapıyoruz hocam? Tıpkı çarpmada olduğu gibi bunları bir tane kök içerisinde kesirli olarak yazıyorum. Yani bölünüyorsa bölüyorum, bölünmüyorsa da A bölü B olarak bırakıyorsun. Tabii dereceli ortak derece olarak al. Yani ola ki dereceler eşit değilse, hani yaptık ya çarpmada da arkadaşlarım, dereceleri eşitledik. Önce dereceleri eşitliyorsun. Sonra bölme işlemini de yapacaksın canım kardeşim. Şimdi hemen şurada da bir örnek çakmışım ben. Bakın bu da karekök, bu da karekök. O zaman bir tane karekök içinde 32 bölü 8 diye yazabiliyormuşum ben bunu. Tabii 32'yi de 8'e bölersek ne gelir? 4 gelir. O zaman kökün içinde 4 olur. 4 de dışarıya 2'nin karesi olduğu için 2 diye gönül rahatlığıyla çıkar. Demek ki bu bölme işleminin sonucu 2'ymiş derim. Buna çok benzer bir soru üniversite sınavında soruldu. Haberiniz olsun, çok kolay bir soruydu. Yani köklü sayılardan kolay sorular da soruyorlar. Tabii ki zor da var arkadaşlarım ama zorları da biz çözeceğiz zaten, hiç merak etmeyin. Evet, bu böyleydi bölme. Şimdi biraz ısınalım. Soru çözelim arkadaşlarım bölmeyle ilgili. Evet. İlk sorumuz bakın ikisi de karekök dostlar. Hemen onu bir gösterelim. Şurada bir kırmızıyı alalım. Bu da karekök, bu da karekök. O zaman bir tane kök içinde 108 bölü 3 diye yazıyorum bunu. Artı. Bu da küp kök, bu da küp kök. O zaman küp kök içinde 16 bölü 2 diye de bunu yazdım. Şimdi 108'i 3'e bölersek karekök 36 yapar. 108 3'e bölündüğünde 36'dır. Artı. Küp kökü yazdım. 16'yı 2'ye bölersek de 8'dir dostum. Şimdi 36 karekök içinde olduğu için sen neyin karesisin diye soruyorum. 6'nın. Küp kök içinde olduğu için sen neyin küpüsün diye soruyorum. 2'nindir. 6 ile 2'nin toplamı çıktı sorumuz. O da 8. Hemen altında bir soru daha var. Bakın burada da dereceler eşit değil. Biri 6, biri 3. O zaman ben 3'ü çok kolay bir şekilde 6'ya çevirebilirim. Yani hemen ne yaparım? 2 ile çarparım bunu dostlar. Tabi burayı çarptıysa şuradaki 4'ün birinci derecedeni ya bu. Bunu da 2 ile çarpacağım ki sonuç değişmesin. Peki ne oldu bu? 6. dereceden 4'ün karesi yani 16 oldu. Bölü bu da zaten 6. dereceden 8'di. Artık ikisi de 6. dereceden olduğu için hemen şöyle 6. dereceden bir tane kök çizdim. 16 bölü 8 diye de bunu yazdım. O da ne yapıyor dostlarım? 16'yı 8'e bölersek 2 yapıyor. Tabii ki 6. dereceden olduğunu da unutmayalım. Cevabımız 6. dereceden kök 2 olarak bulundu. Şuna geldik. Şimdi bu ikisinin kopyası olduğu için dostum burada sen hemen videoyu durdur, çözmeye çalış derim ben. Yapalım. Bakın burada önce bir toplama işlemi var yukarıda. Önce bu toplamayı yapacağız. Tabii ki köklerin içini aynı çıkartacağız. Önce 54'ü kökün dışına çıkartmaya çalışalım. 9 çarpı 6'dır. 9 dışarıya 3 diye çıkar ama 6 kalır. Artı. 24, 4 çarpı 6'dır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 6 içeride kaldı. 50 dediğimiz sayı da 25 çarpı 2'den 5 kök 2 diye dışarıya çıktı. Toparlıyorum şimdi. 3 elma, 2 elma daha 5 tane elma yaptı. 5 kök 6 yani. Bölü 5 kök 2 de burada var. Bakın 5'ler gitti. Ne kaldı? Kök 6 bölü kök 2. İkisi de karekök olduğu için dostlarım yine karekök içinde 6 bölü 2 diye yazabiliyorum bunu ben. Yani karekök içinde 6'yı 2'ye bölersem 3'tür. Sorunun cevabı kök 3 çıktı. Daha doğrusu karekök 3 çıktı. Evet geldik buna. Hadi bunu toparlayalım şimdi. Bakın üsttekinin derecesi hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Bunun derecesi 3, bunun derecesi 2. Önce bunları bir eşitlemem lazım benim. Kaçta eşitleyeceğiz bunları dostum? 6'da. O yüzden burayı 3 ile çarpıyorum, burayı da 2 ile çarpıyorum. Tabii ki şu 7'nin birinci kuvvetidir bunlar. Bunu da 3 ile çarpıyorum, bunu da 2 ile çarpıyorum hemen. Şimdi toparlayalım. Bu artık 6. dereceden 7'nin küpü oldu. Bölü, bu da 6. dereceden 7'nin
karesi oldu. Şimdi hemen bir daha tek bir kök içinde yazalım. 6. dereceden kök içinde 7'nin küpü bölü 7'nin karesi geldi. Bakın üslü sayılarda bölme işlemi. Tabanlar aynı olduğu için ne yapıyorum ben dostum? Alttakini yukarıya eksi olarak çıkartıyorum. 3 eksi 2'den 7'nin birinci kuvveti yani 7 kaldı. Demek ki bu işlemin sonucu 6. dereceden kök 7 olarak yazılıyormuş. Ve bize de demiş ki bu aslında n'inci dereceden kök 7'ye eşittir. Demek ki n kaç olacak eşit olabilmesi için? N'in 6 olması lazım ki birbirine eşit olsunlar. Cevabımız da 6 zaten dostlar. Evet şimdi bölmeyi de hallettik. 4 işlemi hallettik dostlarım. Geldik köklü sayıların en önemli başlığına. Eşlenik alma. Burayı 2 kat daha dikkatli dinleyin dostlar. Çok iyi öğrenin burayı. Eşlenik nedir? Önce bunu bir öğrenelim. Eşlenik dediğiniz şey köklü bir sayıyı, köklü bir ifadeyi tam sayıya, rasyonel sayıya çevirmeye eşlenik alma denir dostlarım. Eşlenik denir. Şimdi biz bütün matematikçiler ki sizler de artık birer matematikçisiniz. Kesirli bir ifadenin payda kısmında şu aşağısındaki kısmında köklü bir ifade görmekten nefret duyarız dostlarım. Tiksiniriz, midemiz bulanır. Sizin de artık mideniz bulanacak. Paydada köklü bir şey gördüğün zaman bu köklü ifadeyi rasyonel tam sayı haline dönüştürmen gerekecek. Bunu nasıl yapacağını öğreneceğiz. Kural şu, köklü ifadeyi eşleniğiyle çarpıyorsun, olay bitiyor dostlarım. O rasyonel hale dönüyor. Şimdi, peki köklü bir ifadenin eşleniği nasıl bulunur hocam? Onu gösteriyorum şimdi dostlarım. Eğer ki sadece kök bir tane varsa, başka hiç yok bakın. Kök yanında toplamalı, çıkartmalı, şuradakiler gibi toplamalı, çıkartmalı bir sayı daha yoksa, direkt kendisidir eşleniği. Yani kök 5'in eşleniği kök 5'tir. Ya da kök 3'ün eşleniği kendisidir kök 3. Siz söyleyin kök 7'nin eşleniği nedir diye sorsam direkt kendisi kök 7'dir hocam diyeceksin. Kök 8'in eşleniği ne? Kök 8. Kök 9'un eşleniği kök 9. Kök 1463'ün eşleniği nedir? Yine kök 1463'tür. Tek başına kök varsa eşleniği kendisidir. Hemen bir yandan da bu iki eşleniğin çarpımını öğrenelim. Yani bir sayıyı eşleniğiyle çarpınca sonuç ne çıkar? Kök 5 ile kök 5'in çarpımı dereceleri aynı olduğu için bir tane kökün içinde 5 çarpı 5 diye yazarım. Yani kökün içinde 25 olur. O da dışarıya ne çıkar? 5. Sen kısaca şöyle bil artık. Eşlenik olan aynı köklü sayı, daha doğrusu kök 5'i çarptın mı? Yani kök 5'in karesini almak demek değil mi bu dostum? Şöyle değil midir yani kök 5'in karesi diyorsun. Kare ile kare kök gider, geriye bir tek 5 kalır. Yani kök 3'ü eşleniğiyle çarpacaksın ya. Kök 3 çarpı kök 3 demektir ya bu. Direkt 3. Kök 7 çarpı kök 7 ne demek? Direkt 7. Kök 8 çarpı kök 8 ne demek? Direkt 8 diyeceksin artık. Tek bir sayıysa, tek bir kök varsa eşlenik yapmak kolay. Şimdi bu da kolay, diğeri de kolay, hiç merak etme. Burada da bak, köklü bir sayının yanında eksi çıkarma işlemi var. Bir de bir sayı var arkadaşlar. Bu da çok basit. Bunun eşleniği nedir biliyor musun? Kök 2 artı 3'tür. Ne yaptın hocam yani? Aradaki işaretin tersini aldım kardeşim. Çıkarmaysa toplama yaptın. Toplamaysa eşleniğini bulmanın yolu çıkartma yapmaktır. Bu kadar basit. Kök 5 artı 7 ya. Aradaki işareti ters işaret yapıyorsun. Al sana eşleniği oluyor dostum. Şimdi gelelim buradaki iki eşleniğin çarpımına. Yani kök 2 eksi 3 ile kök 2 artı 3'ü çarpmanın kolay bir yolu var mı acaba? Kesinlikle var dostlarım. Çarpanlara ayırmada da göreceğiz bunu ama eşlenik olan, yani biri eksili biri artılı olduğu zaman bunları çarpmanın kolay yolu şu. Birinci sayının karesi, kök 2'nin karesi ne hocam? Az önce yukarıda da yaptık. Kök 2'nin karesi 2. Araya hep eksi koyuyorum, unutma, hep eksi. İkinci sayının karesi, 3'ün karesi nedir? 9. O zaman 2 eksi 9'dan eksi 7 geldi. Bak ben köklü ifadeyi eşleniğiyle çarptım, tam sayı haline dönüştürdüm kardeşim. Şimdi gelin şuna. Kök 5 artı 7'ymiş,
Bunun eşleniyle çarpalım. Kök 5 artı 7 ile kök 5 eksi 7'yi çarpalım hemen. Kural neymiş? Birincinin karesi. Kök 5'in karesi 5. Eksi koyuyorum her zaman. 7'nin karesi 49. O zaman 5'ten 49 çıktı. 44. Eksi 44 ama unutmayın. İlla hep eksi mi çıkıyor hocam? Yok. Hep eksi çıkacak diye bir kural yok. Hadi gelin. Şunu yapalım şimdi bir de. 3 eksi kök 7'nin eşleniği. Sen söyle hemen dostum. Nedir? Aradaki işaretin tersini alıyorsun. 3 artı kök 7'dir. Şimdi gelin bu iki eşleniği çarpalım. Uzun uzun yazmıyorum. Neydi kural? Birinci yani 3'ün karesi. 9. Araya hep eksi koy. İkincinin yani kök 7'nin karesi. E hocam kök 7'nin karesi de 7'dir. Olay bitti işte dostum. 9 eksi 7'den ne çıktı bu da? 2 çıktı. Bak pozitif de çıkıyormuş. Hadi şunu yapalım. 6 artı kök 11'in eşleniği. 6 eksi kök 11'dir hocam diyeceksin. Ve gelelim bunun eşleniklerin çarpımına. Şu ikisini çarpacağız şimdi dostlar. Neymiş kısaca çarpmanın kolay yolu? Böyle uzun uzun dağıtma işlemi yapmıyorsun. Kısaca neymiş? Birinci sayının karesi 6'nın karesi 36. Aradaki hep eksi işareti. İkinci sayının yani kök 11'in karesi o da 11'dir dedin. Olayı da bitirdim böylelikle. 36 eksi 11'den de 25 çıkıyormuş bu ikisinin çarpımı. Hadi bir tane daha. Şöyle çizeyim. Şöyle başka bir renk alayım şimdi de. Şunu alayım dostlarım. Koyu mavi mi? Ne olur lacivert mi? Ne boksa işte. Şimdi kök 3 eksi kök 2. İlla buradaki sayı tam sayı olacak diye bir kural yok. İki tane köklü de olabilir. Bu da çok kolay tabii ki. Az öncekinin aynısı. Aradaki işaretin tersini alıyorum. Kök 3 artı kök 2 dediğimde eşlenik oldu. Hadi gelin şimdi bunların çarpmasını yapalım. Neydi kural? Birinci sayı yani kök 3 karesini al 3. Araya eksi koy. İkinci sayı kök 2 karesini al 2. 3 eksi 2'den neymiş bunların çarpımı? 1. Bu ikisinin çarpımı 1'miş dostlarım. Şimdi kök 7 artı kök 5'in eşleniğini yazalım ilk önce. Kök 7 eksi kök 5'tir eşleniği. Şimdi ikisinin çarpımının sonucunu bulalım. Birinci sayımız kök 7 karesini al 7. Araya eksi koy. İkinci sayımız kök 5'tir karesini al 5. 7 eksi 5'ten de 2 çıktı sorumuzun cevabı. Şimdi dostlar bu kare almayı hemen şurada ben bir boş kağıt alayım de. Şimdi tamam kök 5'in karesi nedir? 5. Kök 6'nın karesi nedir? 6. Kök 7'nin karesi nedir? 7. Tamam hocam tek bir tane kök varsa karesini almak kolay da. Ya şöyle bir sayı çıkarsa. Hani deminden beri karşımıza çıkıyor ya. Mesela 5 kök 3 gibi bir sayının karesini alacağım ben. Çocuklar bu da çok basit gençler. Hemen bakın ne yapıyorum. Çarpmada şöyle yapıyorduk üst ifadelerde. Bu kareyi bir 5'in üstüne yazıyorsun. Bir de kök 3'ün üstüne yazıyorsun. Şimdi 5'in karesi nedir? 25. Kök 3'ün karesi nedir? Deminden beri yapıyoruz. 3. 25 çarpı 3'ten de 75 çıkıyormuş bu adamın karesi. Bir tane daha alalım. Mesela 6 kök 2'nin karesini alacaksın sen. Çok basit. Bir 6'nın karesini alıyorsun. 36. Bir de kök 2'nin karesini alıyorsun. O da 2. 36 çarpı 2'den 72'ymiş bu adamın karesi. Bir tane daha yapalım mı? 8 kök 3'ün karesini alalım mesela. Bir 8'in karesini alıyorsun 64. Bir de kök 3'ün karesini alıyorsun 3. 64 çarpı 3'müş. O da ne yapıyor? 12 elde var 1. 18, 19. 192 yapıyormuş. İşte mevzu bu. Şimdi hemen geldik eşlenik çarpımıyla ilgili sorular çözmeye. Bakın burada hemen iki tane eşleniğin çarpımının sonucunu soruyor bize ki dünyanın en basit şeyi artık sizin için arkadaşlarım. Eşlenik olduklarını fark edeceksiniz tabii ki. Bak aynı sayılar bir eksilisi bir artılısı. Bir çıkarıyorlar bir topluyorlar. Neydi kural? Birinci sayı kök 5 karesini al 5. Araya hep eksi koyuyordum. İkinci sayımız kök 3 karesini al 3. 5 eksi 3'ten ne çıktı? 2 çıktı. Şimdi şunu yapalım hemen alttaki soruyu. Burada da diyor ki önce toplayın diyor. Bakın bunlar birbirinin eşleniği gördünüz mü arkadaşlar? Toplamada tabii ki mecbur toplayacağım. A'yı yerine yazıyorum kök 2 artı 1 artı B'yi yerine yazıyorum kök 2 eksi 1 bölü çarp diyor bir de bunları.
Hemen şöyle uzun uzun yazayım. İlk sorumuz olduğu için buna benzer böyle bölmeli. Bir de kök 2 eksi 1'i yani a ile b'yi çarpacağım. Şimdi yukarıda şunu fark ettim. Artı 1 var, eksi 1 var. Eşlenikleri toplaması da kolay. Mutlaka bir şeyler gidiyor. Çünkü 1 artı 1 eksi olduğu için gitti. Ne kaldı? Bir elma, bir elma daha. 2 tane kök 2 kaldı. Bölü. Çarpma da çok kolaydı hoca. Birincinin karesi, kök 2'nin karesi nedir? 2. Araya eksi koy. İkincinin karesi, 1'in karesi nedir? 1. 2 eksi 1'den de 1 çıktı. Payda da 1 olduğu için direkt sonuç üstteki 2 kök 2 cevabımız geldi. Pekala. Hadi şundayız arkadaşlar. Bak biraz gıcık gözüküyor değil mi göze? Baktığında böyle çok dangalak bir şeymiş gibi gözüküyor ama hiç korkmayın, kolay. Önce şurada bir çarpma var. Neyi çarpıyorum? Küp kökle küp kökü çarpıyorum. O zaman diyorum ki bir tane küp kökün içinde ben bir bunun içini yazayım. Çarpma böyle değil mi? Dereceler aynıysa bir tane dereceli kökün içerisine yazıyorsun diğerlerini, çarpacağın şeyleri. İçindekileri çarpıyorum. 4 artı 2 kök 2 ile çarpacağım. Şimdi şu küp kökü görmeyin dostlar da. Bakın burada ne var? Çarpma işlemi var ama eşleniklerin çarpımı fark ettiniz mi? 1'i eksi 1'i artı. Aynı sayılar. Biri toplaması, biri çıkartması. O zaman şöyle olmaz mı? Şunu bir daha yazayım ben küp kökü. Neydi bunların çarpımının kolay yolu? Birinci sayı 4, karesi 16. İkinci sayı 2 kök 2. Bak şurada alalım. 2 kök 2'nin karesini alacağız. Bir 2'nin karesini alıyorum 4. Bir de kök 2'nin karesini alıyorum 2. 4 çarpı 2'den 8. O zaman araya eksi koyuyordum. 8. Ne oldu bu? Küp kök 16'dan 8 çıkarsa 8. 8'e soruyorum sen bir şeyin küpü müsün? Evet diyor. 2'nin küpüyüm. O yüzden dışarıya da 2 diye çıkarım diyor. Cevap da geliyor buradan. Hadi şu alttaki soruya bakalım hemen. Diyor ki burada a var artı b var. Önce bir onu yapalım. A'yı yazalım. Kök 5 eksi kök 3. Artı b'yi yazalım. Kök 5 artı kök 3. Artı çarpımları var dostlar. Şununla şunu çarpacaksın diyor. Hadi kısaca çarpalım mı hemen? Eşlenik ya bunlar. Birincinin karesi 5. İkincinin karesi 3. Aradaki de hep eksiydi. Hadi şimdi bakın bir şeyler toplamada gider dedik. Bakın eksi kök 3 ile artı kök 3 gitti. Ne kaldı geriye? Kök 5 kök 5. Bir elma, bir elma daha. 2 tane elma. 5'ten de 3 çıkarsa artı 2. İşte sorumun cevabı. 2 kök 5 artı 2'ymiş. Bakın burada kök olmadığı için sakın ha toplayamazsınız ha bunları. Toplama yapamazsın burada. Cevap budur. Şıklarda da bunu görürsün. Bak 2 kök 5 artı 2 şıklarda göreceğin şey. Evet şimdi gelelim bu eşlenik dedik nerede işimize yarayacak? Paydayı rasyonel yapmada yarayacak demiştik. Paydası köklü olan ifadelerin paydasını rasyonel yapmak için kullanılır. Dostum paydada kök gördün mü? Miden bulansın artık. Ne yapacaksın? Paydayı rasyonel yapacaksın. Peki nasıl yapacağım hocam paydayı rasyonel? Çok basit. Paydanın eşleniği nedir? Kök 2 ya bu bir tane kök. Neydi? Kendisi. Kök 2'dir paydanın eşleniği. Sen bu paydanın eşleniğiyle genişleteceksin bu kesirli ifadeyi. Yani hem payı hem paydayı kök 2 ile çarpacaksın. Yani 6'yı da kök 2 ile, kök 2'yi de kök 2 ile çarpacaksın. Peki ne oluyor sonuç? 6 kök 2 bölü kök 2'nin karesi geldi burası yani 2. Bak paydamız ne oldu? Rasyonel yani tam sayı oldu. Evet, bölüne sadeleşen varsa sadeleştir. 6 ile 2 sadeleşiyor. 6'yı 2'ye bölersen 3 olur. Kök 2 duruyor tabii ki. Bak sonuç 3 kök 2 çıktı. Gelelim buna. Hocam paydada köklü bir şey var. Miden bulandı. O zaman ne yapıyorsun hemen? Paydayı kurtaralım. Eşleniğiyle. Neydi bunun eşleniği? Eksi ise buraya artı yapıyorum. Hem yukarıyı çarpacağım. Yani 1 çarpı diyeceğim. Kök 5 artı kök 2 diyeceğim. Bölü aşağıyı da çarpıyorum. Tabi eşlenik olduğu için kısaca çarpalım hemen. Birinci sayının karesi nedir o? Kök 5'in karesi 5. Araya eksi koyuyordum. İkinci sayının karesi. Kök 2'nin karesi de 2. Yani ne çıktı? Kök 5 artı kök 2 bölü 3 geldi. Bölme falan işlemi yok burada dostlarım. Yukarıda toplama da yapamıyorum. Köklerin içi aynı değil çünkü. Böyle kaldı sonucumuz. Bak payda rasyonel oldu. Buradan sorun çok çok yüksek ihtimalle çıkar. ÖSYM çok seviyor arkadaşlar. Eşlenikli soruları çok seviyor.
Bakın sınavda çıkan bir sorunun benzeri, hatta belki aynısı bile olabilir arkadaşlarım. Şu da öyle, bu da öyle, bu da öyle. Hepsi böyle zaten. Şimdi ne yapıyoruz burada peki hocacığım? Dostum burada yapacağın işlem şu. Şimdi bunu bir kere paydası kök olduğu için eşleniğiyle çarpacaksın. Kök 2 artı 1'in eşleniği kök 2 eksi 1'dir. Kök 2 eksi 1'in eşleniği de kök 2 artı 1'dir. Hani sanki payda eşitliyormuşum gibi ama amacım o değildi, inanın bana. Amacım ne? Bunu görme, sadece bu varmış gibi düşün, eşleniğiyle çarpıyorum. Tabii hem paydayı hem de payı. Peki çarpalım. 1 ile çarparsam zaten aynısı gelecek. Kök 2 eksi 1 bölü. Şimdi burayla burayı çarpmak demek eşlenik olduğu için kolay. Birincinin karesi kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1. Arada eksi var. Şurayı yapıyorum şimdi. 1 ile kök 2 artı 1'i çarpacağım. Yine kök 2 artı 1 olacak bölü. Eşlenik çarpımı birincinin karesi 2, ikincinin karesi 1 olduğu için 2 eksi 1'i yazdım. 2'den 1 çıkarsa 1 kalıyor dostlar. 1 olduğu için paydamız, yazmaya gerek yok paydayı. 1'i yazmayalım bir daha yalandan yere. Ne kaldı geriye? Şurada toparlayayım ben mevzuyu. Şimdi kök 2 eksi 1 var. Kök 2 eksi 1. Eksi kök 2 artı 1. Bu eksiyi de içeriye dağıtacağım. Yani ne gelecek? Eksi kök 2 eksi 1 gelecek. Bakın kök 2'ler gitti. Eksi 1 eksi 1. İkisi de eksi olduğu için toplanır. Eksi 2 denir. İşte cevap da budur. Hadi bir tane daha yapıyoruz dostum. Hemen yapalım. Şimdi sadece bu var arkadaşlar. Böyle düşünün. Kök 3'ün olduğunu gördünüz paydada. Hemen mideniz bulandı. Ne yapıyorsun? Eşleniyle çarpacaksın. Yani kök 3 ile. Burada da kök var. Hemen eşleniyle çarpıyorum. Yani 2 eksi kök 3 ile çarpıyorum. Çarpalım. 15 ile kök 3'ü çarpacağım. 15 kök 3 bölü. Kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. O da kök 3'ün karesidir. 3. Arada artı var. Şimdi 5 ile 2 eksi kök 3'ü çarpacağım. Bölü. Bunları çarpalım. Eşlenik oldukları için birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesi kök 3'ün karesi de 3'tür. 4 eksi 3. Bakın burada güzel bir şey geldi. Sadeleşiyor 15 ile 3. Burada 5 kalıyor. Yani 5 kök 3'müş bu. Artı 4'ten 3 çıkarsa 1'dir. Paydada 1 olması bir şey ilgilendirmediği için sildim onu. Şu 5'i de içeriye dağıtalım. 5 kere 10. 5 ile eksi kök 3'ün çarpımı eksi 5 kök 3. Bakın 5 kök 3 eksi 5 kök 3'ü siler, sıfırlar. Geriye bir tek 10 kaldı. Sorumun cevabı 10. Hemen şuraya geldik. Burayı görmeyin ilk başta. Burada bakın bir kesirli ifade var. Paydası köklü. Hemen ne yapıyorum? Paydanın eşleniğiyle, yani kök 3 artı kök 2 ile burayı çarpıyorum. Şimdi çarpalım. Önce payı çarpalım. Payda ne var zaten? Kök 3 artı kök 2 var. Bir daha ben kök 3 artı kök 2 ile bir de ben çarpıyorum. Bölü. Burada da eşlenik çarpımı oldu. Birincinin karesi 3. İkincinin karesi de 2 olduğu için 3 eksi 2, yani 1 yazmaya gerek yok. Bir de eksi 5'imiz var burada. Şimdi burada ne çıktı karşımıza? Dağılma özelliği. Şöyle yapacağız. Kök 3 ile kök 3'ü çarpacağız. Nedir o? Kök 3'ün karesi de 3. Kök 3 ile kök 2'yi çarpacağız. Kök 6. Kök 2 ile kök 3'ü çarpacağız. Yine kök 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarpacağız. O da ne yaptı? 2. Bir de ne var en son? Eksi 5 var. Şimdi 3 ile 2'yi toplayabilirim. 5 yapar. Kök 6 ile kök 6'yı toplayabilirim. 2 tane elma yapar. Yani 2 kök 6. Bir de eksi 5 var. 5'lerde giderse geriye bir tek 2 kök 6 kaldı. Sorumun cevabı geldi bile. Hadi şuradayız. Siz ne yapıyorsunuz şimdi? Videoyu durduruyorsunuz artık. Kendiniz yapıyorsunuz. Burayı önce kök 5 artı 2 ile çarpacağım. Burayı da kök 5 ile çarpacağım. Çarpalım. Kök 5 ile kök 5 artı 2'yi çarpacağım. Bölü. Eşlenik çarpımı geliyor. Birincinin karesi eksi, ikinin karesi 4. 5 eksi 4 1 yaptığı için bunu yazmaya gerek yok. Arada eksi var. 10 ile kök 5'i çarpacağım. Bölü. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 5. Şimdi şunu içeriye dağıtalım. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. Kök 5 ile 2'nin çarpımı 2 kök 5. Şurada da bakın 5 ile bu 10 gidiyor. 2 kalıyor. Eksi 2 kök 5 de buradan geldi. 2 kök 5'ler de gitti. Geriye bir tek cevap olarak 5 kaldı dedik. Evet dostum, geldik şimdi yeni bir şey öğrenmeye. Bir özel bir ifademiz var arkadaşlar bu köklü sayılarda. Şöyle,
Kökün içinde bir kök daha var dostum. Toplamalı bir kök var. Yalnız içerideki kökün yanındaki sayı 2. Böyle bir şey gördüğünüzde bunu direkt tek köke düşürmenin yolunu söyleyeceğim şimdi size dostlarım. Nasıl yapacağız onu öğreniyoruz. Olay şu. Şu içerideki kökün öyle 2 çarpanını bulacaksınız ki, yani şu y'nin 2 tane çarpımı. 2 sayı bulacaksın. Bunların çarpımı y'yi verecek. Bu iki sayının toplamı ise şuradaki x'i verdiği an olay çok basit. Gerisi şu. Dışarıya bu ifade dışarıya birinci sayı kök a, ikinci sayı b olduğu için kök b. Aradaki işaret neyse artık, artıysa artı, eksiyse eksi şeklinde çıkıyormuş. İşte olay bu. Yalnız dikkat et, önce hangisi büyükse onu yazacaksın. Ben a'yı b'den daha büyük kabul ettiğim için a'yı önce yazdım. Büyük olan önce yazılacak. Şimdi buna tabii ki örnek yaparsam daha iyi anlayacaksın sen şimdi durumu. Geldim şuraya bak. Şimdi kökün içinde kök varken, bir de toplamalı çıkartmalı bir şey varsa artık aklına bu yöntem gelsin. Bak burada da öyle. Kökün içinde kök var. Kökün içinde kök var. Kökün içinde kök var. Ama şartım ne? Şurası 2 olacak. Burası 2 olacak. Bak görüyorsun değil mi? 2, 2. Şimdi bunu yapalım. Peki neydi kural? Nasıl çıkıyordu bu dışarıya? Şu İçerideki kökün içindeki sayı var ya 3. Öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazacaksın ki bunu, 3 ile 1'in çarpımıdır zaten, başka da yok. Ama şartım şu, bu ikisinin toplamı şuradaki sayıyı verecek. Vermezse olmaz kural. 3 ile 1'in toplamı 4, veriyor mu? Verdi. O zaman bu adam dışarıya şöyle çıkar. Kök 3, arada eksi olduğu için ben de eksi yazıyorum. Kök 1. Bak önce büyük, unutma. Kök 3'e bir şey yapamam ama eksi, kök 1 demek neydi? 1. İşte cevap kök 3 eksi 1'miş. Bu ifadenin düzenlenmiş hali. Hadi bak bir tane daha yapıyorum. Dikkatli ol şimdi. 2 var mı burada? Var. O zaman 6 ne ile neyin çarpımıdır? Hocam 3 ile 2'nin çarpımıdır. Peki 3 ile 2'nin toplamı 5'i verdi mi? Verdi. O zaman bu adam dışarıya kök 3 arada artı olduğu için artı, kök 2 diye çıkar. Eksiyi koydum. Şimdi geldik buna. Hocam aynısı bunun zaten. Yine 3 ile 2 olacak. Tamam, o zaman bunu da çıkartıyorum. Kök 3 arada eksi olduğu için ben de eksi koydum. Kök 2. Şimdi geldik toplama çıkartmaya. Şu eksiyi bir kere içeriye dağıtalım hemen ilk önce. Şunda bir şey yapamıyorum. Kök 3 artı kök 2 diye yazdım. Eksiyi içeriye dağıtıyorum. Eksi kök 3 artı olur eksi ile eksinin çarpımı, kök 2. Kök 3'ler birbirini sıfırladı. Kök 2 artı kök 2. Yani bir elma, bir elma daha 2 tane elma yapar. Yani 2 tane kök 2 yapar. Cevap 2 kök 2. Peki şimdi geldik buna. Bunun özelliği ne? Hocam burada 2 yok. Peki ne yapacağız o zaman biz Can hocam? Yapacağın şey şu dostum. 2 yoksa burada sen bunu şöyle yapacaksın. Kök 2 ile kendin çarpacaksın. Tabii bir şeyi çarpmakla hemen böleceksin ki bir de kök 2'ye sonuç değişmesin. Yani bunu bir şeyle çarpıyorsam hemen aynı sayıya bölmeliyim de, bölmeliyim ki sonuç değişmesin. Peki tamam, kök 2 ile çarpınca ne oluyor öğretmenim? Sen çarpmayı biliyorsun. Dereceler aynı, bakın ikisi de karekök. O zaman şöyle bir tane kökün içinde 2 ile şurayı çarpayım. Peki 2 ile burayı çarpmak demek, hem 2 ile 4'ü çarpıyorum 8, hem de 2 ile kök 15'i çarpıyorum. O zaman 2 kök 15. Bir de tabi bölü kök 2'yi unutmayalım. Şunu da unutmayalım. Bak ne oldu üst taraf? Senin istediğin gibi 2'yi gördüm burada. Şimdi 15 ne ile neyin çarpımı? 5 ile 3'ün çarpımı. Peki 5 ile 3'ün toplamı 8'i veriyor mu? Veriyor. O zaman bu adam kök 5 artı kök 3 olarak yazılır. Bir de bölü neyimiz var? Kök 2'miz var. Peki hocam şıklarda böyle bir şey göremiyorum ben. Neden göremiyorum? Tabii ki göremezsin. Neden? Çünkü matematikçiler paydada kök olmasını sevmez. Senin bu kökten kurtulmanı ister. Peki kök 2'yi nasıl kurtarıyordum? Eşleniyle çarpacağım. Kök 2 ile çarpacağım. Hem üstü hem altı. Bakın şurayı hemen kök 2 ile çarpalım. Kök 5'i çarpalım kök 10. Kök 3'ü çarpalım kök 6. Bölü kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da kök 2'nin karesi, yani 2'dir. Şıklarda işte bunu görürsün dostum. Bak paydada kök yok. İşte cevap burada. Geldim şuna.
Bu biraz daha gıcık sanki değil mi öğretmenim? Harfli marfli var. Aslında daha kolay biliyor musun şunlardan kalem? Hele ki şundan çok çok daha kolay. Bak direkt ikileri gördüm burada. Kökün içinde de kök var. Şimdi şuradaki neydi kural? Bunların çarpımı olacak. Zaten çarpım durumunda hocam m ile n. Burası da toplamı olacaktı. Zaten toplamı durumunda m ile n. O zaman bu adam dışarıya direkt kök m artı kök n diye çıkar. M n'den daha büyükmüş. O yüzden önce m'i yazdım. Artı la hocam bu da aynısı. O zaman bu da dışarı kök n. Arada eksi olduğu için ben de eksi koyuyorum. Kök n diye çıkar. Bakın kök n'ler gider. 2 tane elmadan 2 kök m sorumun cevabı olur. Bakın bu daha kolaymış. Şimdi geldik. Dostlar geldik. Şunu atalım. Yine şöyle daha önce sınavda sorulmuş, çok eski yıllarda sorulmuş ama her soru bankasında karşımıza çıkan soru tarzları, türünden yazma, bir de yaklaşık değerini nasıl hesaplayacağız sorusu dostlar. Şunlardan da 4 tane soru hazırlamışız, bunları bir çözelim hemen. Şimdi Can kardeşim bak ne diyor. Üstü sayılarda da yaptın ya sen bunu, türünden yazma sorularında ne yapıyordum? Büyük olanı, büyük olan ifadeyi 54 ya bu. Şunların... ne bu? 3 ile 2 ya. 3 ile 2'nin çarpımı şeklinde yazıyorum bak. Kök 54 ya bu. 54 şu değil midir? 6 çarpı 9'dur. 6 çarpı 9. 6 dediğim sayı 2 çarpı 3'tür. 9 dediğim sayı 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. 3 çarpı 3'tür. Bak 6 çarpı 9 olarak yazdım. Yani aslında 2 ile 3 cinsinden yazdım ben bunu. Peki Can kardeşim, canım öğrenci, dostum. Şimdi bu çarpmada şöyle yapamıyor muyduk? Ayrı ayrı çarpımlar, tıpkı üstlü sayılarda ayrı ayrı üstler diye yaptığım gibi burada da ayrı ayrı çarpımlar. Yani kök 2, kök 3, kök 3, bir kök 3 daha. Peki kök 2 neymiş? A. Kök 3 neymiş? B. 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 Yani ne oldu? A çarpı B küp oldu. Hadi şunu yapalım. 40'ı ne yapacağım şimdi? 2 ile 5'in çarpımı şeklinde. 40 dediğim sayı 10 çarpı 4'tür. 10, 5 çarpı 2'dir. 4 de 2 çarpı 2'dir. Yani şöyle oldu. Kök 5 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2. Kök 5 neymiş? Y. Kök 2 neymiş? X, X, X. O zaman ne oldu? X küp geliyor buradan. Bir de Y geliyor. X küp çarpı Y sorumun cevabıdır dedim. Şimdi gelelim yaklaşık değer için muhabbete. Şimdi şu sayının yaklaşık değeri kaçtır diyor. Ben şimdi kök 108'in 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 olduğunu, 48 de 16 çarpı 3'ten 4 kök 3 olarak dışarıya çıkar. 6 elmadan 4 elma çıkarsa da 2 tane kök 3 kalır. 2 çarpı kök 3. Bana da diyor ki kök 3'ün yaklaşık değerini biliyorsun sen, 1.7'dir. O zaman bunun da yaklaşık değerini bulurum. Kök 3 yerine 1.7 yani 17 bölü 10 yazarım. O da 2 ile 17'nin çarpımı 34 bölü 10 olur. 1 0 olduğu için 1 virgül geriye gelirim. 3.4 sorunun cevabı çıkar. Bak şunun benzeri sınavda çıktı hemen, bunu yapalım. 588'in yaklaşık değerini bilmen için diyor. Neyin yaklaşık değerini bilmelisin? Bak burada hani kök 3'ün yaklaşık değerini biliyordum ya. 588'i nasıl bulursun diye soruyor. Ben de diyorum ki önce bir 588'i kökten kurtarmaya çalışayım. Şimdi bu adam 2 çarpı ne olur? Hatta 4 çarpı yazayım. 4 çarpı 588'i şöyle kenarda bir 4'e böleyim ben arkadaşlarım. Hatta 3'e bölünüyor mu ya? 8, 8, 16, 5 daha 21. 3'e bölünüyor lan. Önce bir 3'e böleyim. 3 çarpı bir şeydir bu. 588 bölü 3. 1 kere 3, 3 çıkarttım. 2. 28'de 3. 9 kere. 9 kere 3, 27. 18'de 6. 196. Aa bak 196 çarpı 3'müş bu. Daha kolay oldu. 196 çarpı 3. Çünkü 196 14'ün karesi. Dışarıya 14 diye çıkar. Ama 3 içeride kalır. Bak ben bu sayıyı 14 kök 3 diye yazdım. Şimdi ben 14'ü zaten biliyorum da. Kök 3'ün de yaklaşık değerini bilsem ben bu sayının yaklaşık değerini bulurum. O zaman bana şunu soruyor. Neyin yaklaşık değerini bilirsen bu sayının sonucunu bulursun? Tabii ki kök 3'ün. Kök 3'ün yaklaşık değerini bilmem benim bu sayının sonucunu bulmam anlamına geliyor. Evet, 34 dakika olmuş. Şimdi biraz hızlanalım arkadaşlarım. Şimdi geldik köklü denklemleri çözmeye. Köklü denklemler nasıl çözülür onu öğreneceğiz dostlarım. Olay çok basit. Denklemde köklü ifade bir tarafta olacak, diğer her şeyi
diğer tarafa göndereceksin dostum. Şimdi şurada mesela önce eksi 21'i bu tarafa alalım. Şöyle olur. 3 kök 2x eksi 5 eşittir 21. Bak 3'e bölelim. Kök içinde 2x eksi 5 eşittir 7 oldu. Şimdi kökten kurtulmanın yolu şudur. Bu kare kökse, kare kök ya, her iki tarafın karesini alırsın. Küp kök olsaydı, küp kök, her iki tarafın küpünü alacaktım. Dördüncü derece olsaydı, her iki tarafın dördüncü derecesini alacaktım. Yani kökün derecesi neyse, her iki tarafın o kadar kuvvetini alıyorsun. Çünkü buradaki dereceyle bu sadeleşecek, geriye bir tek 2x eksi 5 kalacak. O yüzden böyle yapıyorum. Eşittir, burası ne oldu? 7'nin karesinden 49. 5'i bu tarafa atalım. 2x eşittir 54 olur. X eşittir 27 çıktı bile. Hadi şunu da yapalım dostlarım. Bak şimdi kök bir tarafta tek başına kalacak. Şimdi eksi 1'i buraya alırsam x artı 1 olur. Eksili kökü de bu tarafa artılı kök. Yani 2x artı 5 olarak geçirdim. Ne yapıyorum şimdi? Her iki tarafın karesini alıyorum dostlar. Hemen alalım. Çünkü kare kök var burada. Kare köklen kare gider. Buranın da karesini alalım. Şimdi karesini almayı tabii ki çarpanlara ayırmada tam kareyi öğreneceksiniz. Ben şimdilik yapıyorum sadece. Birincinin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi eşittir. Bunlar da gittiği için 2x artı 5 geldi. Bakın şu 2x'ler gidiyor. X kare eşittir 1'i bu tarafa atarsam 4. X eşittir neyin karesi 4'tür? Tabii ki 2'nin. X 2 çıktı. Şuna geldi sıra arkadaşlarım. Bakın. Her iki tarafın karesini alalım mı? Tek kök zaten burada tek başına. Direkt karesini alıyorum şöyle. Karesini aldığım için kökle kare gider. Burada 9 üzeri x eksi 4 kalır. Eşittir 27'nin karesi oldu. Şimdi üstlü denkleme döndü soru. Ne yapacaktık? Tabanları aynı yapacaktık. 9 da 3'ün karesidir. X eksi 4. 27 de 3'ün küpüdür. Üstünde 2 var. Şimdi şu kuvvetin kuvvetinde çarpma yapabiliyorduk dostlarım. Şöyle oldu bakın. Şuradan devam edeyim. 3 üzeri 2 ile x eksi 4'ü çarpacağım. 2x eksi 8 eşittir. 3 üzeri 3 ile 2'yi çarpacağım. 6. Tabanlar aynıysa üstler eşittir. Yani 2x eksi 8 eşittir. 6. Eksi 8'i buraya artı olarak geçirdim. 14 oldu. X de 7 geldi. Evet yine bir sorumuz daha var. Hemen bunu da yapalım can kardeşler. Şimdi burada kare kök var. O zaman her iki tarafın karesini alıyorum şurada. Karesini alalım şöyle. Buranın da karesini alalım. Bakın ne oldu burası? 2 üstünde x 3 2. Kuvvetin kuvveti özelinden hepsini çarpabiliyorum. 3 kere 2 6. Bir de x ile çarpıyorum. 6x eşittir. Buranın karesini alalım. 4'ün karesi 16'dır. Kök 2'nin karesi de 2'dir. 2 üzeri 6x eşittir 32 oldu. Şuradan devam ediyorum. 2 üzeri 6x eşittir. 32 nedir? 2'nin 5. kuvvetidir. Tabanlar aynıysa 6x eşittir 5. 6'ya bölüyorum. X eşittir 5 bölü 6 buluyorum dostlar. Evet. Son bir başlığımız kaldı. Bu da sıralama başlığıdır dostlarım. Köklü sayıları sıralayacağız. Şimdi köklü sayıları sıralayabilmeniz için şartımız şu. Derecelerini aynı yapacaksınız. Dereceler aynı olduktan sonra içerideki kök hangisi daha küçükse o küçüktür. Hangisi büyükse o da büyüktür diyeceksiniz dostlarım. Şimdi bakın burada hepsinin derecesi 2 mi? 2. Ama burada dışarıda 6 var, burada içeride 3 var. Hepsini kökün içine sokacağız. Şimdi A şöyle değil midir aslında? Şimdi bu 6 kökün içindeyken ne olması gerekiyor ki dışarıya 6 diye çıksın? Yani 6 içeride neymiş ki dışarıya 6 çıktı? E içeride 36 olması gerekmiyor mu bu adamın? 36 olursa dışarıya 6 diye çıkar. Çünkü 6'nın karesidir. İçeriye 36 olarak soktum. 3 de içerideydi zaten. Yani A ne oldu? Karekök 108 oldu. Şimdi sıra geldi B'ye. 3'ü içeriye sokacağım. 3 içeride kaçtır ki dışarıya 3 diye çıksın? 9'dur. Bir de 6 var. Yani B eşittir. Kök 54 oldu. Şimdi C'yi bulalım. 10 direkt dışarıya çıkmış. O zaman kök 100'dür değil mi C dediğimiz şey? 100 olmalı ki kökün içinde dışarıya 10 diye çıksın. Artık bakın hepsi aynı kök. Dışarıda katsayılar da yok. Hepsini içeriye soktuk. Sıralayabiliriz. En büyükleri A'dır. A'dan bir sonraki C'dir. C en küçükleri de B'dir. Çünkü kökün içi en küçük B. Hadi şunu yapalım şimdi bakın. Burada ne var arkadaşlarım? Köklerin dereceleri farklı. Gördünüz mü? Ne yapacaktık?
Hepsini aynı derece yapacaksın ilk önce. Ve sen bunu yapmasını çok iyi biliyorsun. 3, 4, 6. Hepsi 12'de eşitlenir. Bunu 4 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu da 2 ile çarpalım. Tabi burayı 4 ile çarparsam burayı da 4 ile çarpacağım. Burayı da 3 ile çarpacağım. Burayı da 2 ile çarpacağım. Peki ne oldu yeni hali buranın? A şu oldu. 12. dereceden oldu. 2 üzeri 4 yani 16. B ne oldu? 12. dereceden 2 üzeri 3 yani 8. C ne oldu? 12. dereceden 2 üzeri 4. Şey 2 üzeri 2 yani 4 oldu. Ve bakın artık hepsinin derecesi aynı olduğu için sıralayabilirim. İçi en büyük olan A. Demek ki en büyükleri A. İçi ortanca olan B, ortanca B. En küçük olan C olduğu için C'de en küçük geldi. Evet, şuradayız arkadaşlar. Burada da bakın dereceler farklı. 2, 4, 8. Hepsini 8 yapabilirim. Burayı 2 ile çarparım. Burayı da 4 ile çarparım. Değil mi? 2 vardır burada. Tabii burayı 4 ile çarparsam burayı da 4 ile çarpacağım. 2 ile çarpıyorsam burayı da 2 ile çarpacağım. Şimdi toparlayalım hemen. Burası 8. dereceden 2 üzeri 4, 16. Yine 8. dereceden 11'in karesi 121'dir. 8. dereceden de 125 burada var. En büyükleri hangisi? Z. Ortancamız Y. En küçüklerimiz de X. İşte sıralamayı bulduk. Evet dostum, yine aynı muhabbet burada da var arkadaşlar. Hemen yapalım bunu da. Şimdi istersen ilk önce derecelerini eşitleyebilirsin. Bak hepsi 30'da mı eşitleniyor? Evet, hepsi 30'da eşitleniyor. Ama burada bir farklı taraf da var. Hepsi, içerideki sayıların hepsi, farkındaysanız 3'ün bir kuvveti hepsi. Önce isterseniz öyle yapalım bunları. Şöyle yapalım yani. A dediğimiz sayı 3. dereceden 3'ün karesi. B dediğimiz sayı 5. dereceden 3'ün küpü. C dediğimiz sayı da 6. dereceden 3'ün 4. kuvveti. Şimdi hemen dereceleri eşitleyelim. Hepsi 30'da eşitleniyor ya kardeşim. Bunu 5 ile çarpıyorum. Tabii içerideki kuvveti de 5 ile çarpıyorum. Bunu 6 ile çarpıyorum. İçerideki kuvveti de 6 ile çarpıyorum. Bunu kaçta eşitliyorduk? 30'da mı? 10 ile çarpıyorum. İçerideki kuvveti de 10 ile çarpıyorum. Bakın yeni hali ne oldu? 30. dereceden 3 üzeri 2 çarpı 10'dan 20. Yine 30. dereceden 3 üzeri 18. 30. dereceden 3 üzeri 4 kere 5 20 mi geldi? Artık bak dereceler aynı olduğu için sıralayabiliriz. Şimdi C ile A'nın aynı sayı olduğuna dikkat edin. 3 üzeri 20, 3 üzeri 20. Demek ki A C'ye eşit olacak. B de bakın 18. kuvvet. Daha az bir kuvvet. Daha küçüktür bu. Demek ki B de bunlardan küçük olacak. B küçüktür. A'dan, A da C'ye eşittir. Sıralaması doğrudur. Evet dostum, köklü sayıların dibini de gördük artık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi senin yapman gereken ne yaptık? Her konudan sonra mutlaka bir soru bankasından, önce kolay bir soru bankasından, eğer temelin zayıf ise kolay bir soru bankasından, ama yok hocam benim temelim zaten vardı, senin bu anlattıklarının birçoğunu biliyordum ben zaten, şimdi pekiştirmiş oldum diyorsan da orta seviyeli bir soru bankasından, ki mesela ne olabilir, 3-4-5 full yayınları, supara yayınları, endemik yayınları gibi bir yayından hemen soru çözüyorsun köklü sayılardan. Eğer temelin yoksa da ENS yayınları gibi, sonuç yayınları gibi, geometri sıfır, karekök sıfır, MPS'ler gibi soru bankalarından da soru çözerek bu konuyu pekiştiriyorsun. Unutmayın, önce kolay, sonra bir tık da zorundan çözeceksiniz soru bankası olarak diyeyim. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi, iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.